Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ederim. Kim başlıyor? Efendim, sanırım ben Tekirdağ Sendikası Son Şube Başkanı'yım. Şu mikrofon galiba değil mi? Mikrofon mu bu arkadaşlar? Evet efendim. Tabii. Sayın Genel Başkanım, Tokat'a gelmiş misafirlerimiz, Tokat halkı, basın emekçileri. Ben Suat Karlıkaya, Tekirdağ Sendikası'nın Tokat'taki son şube başkanı maalesef ki. Tabii bugün derin duygular içerisindeyiz. 12 yıl sonra bu topraklara ilk defa ayak bastık. Bu bulunmuş olduğumuz sigara fabrikasının alanı buradaki çalışan işçilerin umuduydu. Bizim geleceğimizdi, çocuklarımızın geleceğiydi. Biz hayaller kuruyorduk ama maalesef ki bir özelleştirme belası geldi buldu. O dönemin 2004 yılında başbakanı, şu anda Sayın Cumhurbaşkanı, 2004 yılında Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda Tokat Sigara Fabrikası satılsa bile, özelleşse bile kapatılmayacak diyerekten bağırırken biz Tekirdağ Sendikası olarak bu fabrika özelleşirse satılır dedik. Ve Türkiye'ye mal olmuş bir özelleştirmeye karşı Tekirdağ Sendikası olarak bir mücadele verdik. Ama maalesef ki bugün gelmiş olduğumuz noktada arkamızdaki moloz yığını özelleştirmenin bir sonucu olarak görünüyor. Tokat Sigara Fabrikası'ndaki çalışan işçilerin geneli Turhal'a giderken sol tarafına, Tokat'a girerken sağ tarafına bakıp da bu moloz yığını görmek istemiyor. Biz, gerçeğimiz bu. Bizim özelleştirme sonucunda Tokat'ta 1000 kişinin çalıştığı ve aileleriyle 5000 kişiye, nakliyecisiyle, yedek parçasıyla, sanayisiyle yaklaşık 20.000 kişiye hitap eden Tokat Sigara Fabrikası bu topraklardan çalındı. Tokat'tan çalındı. Tokat bir köy olmaya mahkum edildi. İnsanların, çalışanların gelecekleri mahkum edildi. Yok sayıldı. O dönemin milletvekilleri sigara fabrikası işçilerine dediler ki, AKP milletvekilleri, siz korkmayın, fabrika çalışacak, sendika, Tekirdağ Sendikası size yalan söylüyor dedi, kapatılacak dedik. Tokat halkına gitti, dediler ki siz korkmayın, işçiler kendi işlerinin derdindeler, bu fabrika satılmayacak, çalışacak, onları işten çıkartacaklar, sizin çocuklarınızı alarak işe alıp sizin çocuklarınıza iş imkanı sağlayacağız biz diyerekten halkı kandırdılar. Yalanlarla, dolanlarla gelinen nokta bugün yaklaşık 400 dönüm arazinin üzerindeki bir moloz yığını. Ve maalesef ki bazen işte ben iki gündür de Tokat'tayım, dostlarımızla konuşuyoruz, ya ne olacak ki, olan olmuş. Ben sadece şunu söylüyorum, kimsenin yaptığı yanına kar kalmamalı. Bugün bu sigara fabrikasını moloz yığını haline getirenler muhakkak bunun hesabını vermeli. Özelleştirmelerle peşkeş çekilen topraklar sadece tütün değil. Biz o dönemde tütün işçilerine de, Erbaa'nın köylerine dolaştık. Sigara fabrikasının sonucu itibaren 1000 tane sigara fabrikası işçisi değil, peşine tütün ekicileri de bitti maalesef ki. Sayın Genel Başkanıma bu hassasiyetine ve sigara fabrikasına olan hassasiyetinden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'ne de çok teşekkür ediyorum. Ve Tekirdağ Sendikası olarak da biz burada bu mücadelede onların burada olmasından gurur duyuyoruz ve kendilerine de ayrıyetten teşekkür ediyorum. Yani aslında çok bizim söyleyecek sözümüz yok ama mücadele bitmedi. Çünkü bir tane Türkiye var, bir tane gelecek var ve bizim çocuklarımız var. Biz çocuklarımızın geleceği için mücadelemizi hiçbir zaman vazgeçmeden devam edeceğiz. Hepinize de teşekkür ediyorum. Herkese selamlar. Sayın Genel Başkanım, hoş geldiniz Tokat'ımda tekrardan. Ben mısır üreticisiyim, Çerçük köylüyüm, vatandaşım. Bizim hükümetin bize vermiş olduğu taban fiyat 5700 lira diye açıklama yaptılar. Şu an mısır yaklaşık 800 kuruş, 1 liraya yakın eksik fiyatı alıyor tüccarlar. Biz de bundan mağduruz. Benim amacım burada siyaset falan yapmak değil. Ama tüm ektiğimiz ürünlerde verilen taban fiyatlar uygulanmıyor. Bu pancarda da böyle, buğdayda da böyle, mısırda da böyle. Biz bu konuda mağduruz. Mağduriyetimizin giderilmesi lazım. Ben ve bütün Kazova'daki bütün çiftçiler, Türkiye genelindeki mısır ekicileri, herkes mağdur. Bunun hükümet tarafından giderilmesi gerekiyor. Bu da burada devlet malzeme ofisimiz yok. Yani tarım ofis olmadığından, evet, toprak malzeme ofisinin olmadığından ötürü tüccarın eline kaldık. Tüccar da vicdanen işte, o da 1000 lira aşağıya alıyor. Vatandaş ne yapsın? Hava yağıyor. Mecbur ekmek biçmek zorunda. Biçince de tüccarın kucağına düşüyoruz. Sorun bu bizim. Evet.
Sayın Genel Başkanım hoş geldiniz Tokat'ımıza. Ben Turhal, Pancar Ekiciler Kooperatifi üyesiyim. Şu anda Turhal'ımızda 68 bin üyemiz var. Şu anda bizim yem fabrikamız, tesislerimiz satılmaya kalkılıyor. Buna müdahale ediyoruz. Yani şu anda kayınla yönetilen bir kooperatifimiz var 2,5 yıldır. Şu anda sorunumuz bu. Pancara gelince pancar şu anda bir ton pancardan 2 çuval şeker elde ediyoruz. Ama şu anda bize verilen rakam bizi kurtarmıyor. Yani şu anda isteğimiz sizden bizim bir an önce kooperatifimizin 68 bin üyesi olan çiftçimize teslim edilmesi. Yani gereken yerlere bütün şeylerimizi, dilekçemizi, her şeyimizi veriyoruz ama hiçbir yerden bir yanıt bulamadık. Yani şu anda satılmaya da kalkıldı, müdahale de yaptık. Elimizden geleni yapıyoruz şu anda. Ama şu anda hala seçimimiz olmuyor. Yani çiftçimiz şu anda mağdur. Gerçekten çok mağduruz. Yani nasıl diyeyim size başkanım. Yani malzememizi bile alamıyoruz 2,5 yıldır şu anda. 2,5 yıldır hiçbir şey alamıyoruz kooperatiften. Bu konuda bize yardımcı olursanız sevinirim genel başkanım. Emeğiyle üreten Orta Karadeniz'in üretim merkezi Tokat'ımıza hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Tokat Erva Tütün Üreticileri Kooperatif Başkanı Tarık Taşkesen. Yerli basma Türk tütünü ekonomik değeri en yüksek tarımsal değerlerden biridir. Bugün dünya piyasa değeri 700 milyar dolara ve Türkiye'de 25-30 milyar dolar ekonomik değere sahip bir güçtür. Yalnız bu tütünü üreten çiftçilerimiz ve bizler buradan sadece %4 pay alıyoruz. Bu payın yükselmesi için mazot giderleri, tarımsal ve gübre giderleri, tarla ve arazi giderleri bizim çiftçimizi son günlerde çok zor durumlara sokmuştur. Hükümetimizin, devletimizin tekel ve tekel işletmelerini kapattıktan sonra özel sektörlerle sözleşmeli üretime geçtik. Bizler açık arttırma sistemi, devlet teşviği, özellikle Yunanistan ve Avrupa ülkelerinde kilosu 5 euro olan, bakın Avrupa'da, dünyada döviz bazında 4.34 sente gelen, yani ortalama 70-75 TL fiyat istediğimiz ürünümüzü halen 40 liraya vermekteyiz sözleşmeli olarak. Biz bunlar için sizlerin desteğini bekliyoruz. Ülkesi, milleti ve ailesi için üreten tütün çiftçisi, Niksar Erbağ bölgesinin tütün çiftçisi sayısı 5000'den 1500 üreticiye düşmüştür. 45 bin üretici Tokat'ta tütün üretirken 1500 kişi üretmektedir. Tekelimizi geri istiyoruz. Tekel emekçisi, çiftçileri, üreticilerimizin tekelle en az isim hakkı olarak tekrar üretim yapmasını istiyoruz. Tekelde mağdur olan işçili kardeşlerimizi, onların da dertlerini ortak olmak istiyoruz. Sizlerin bizim tütün fiyatlarında, tütün emekçilerinin talep ve isteklerinde bizlere ortak olmasını istiyoruz. Sizlerden isteğimiz bu. Tekrar teşekkür ediyorum. Fiyatlarımız dediğimiz gibi bu sene 40-45 bandında. Biz fiyatlarımızın 4 dolar 70-75 TL'ye yükseltilmesini istiyoruz. Devletimizden sizlerden en büyük desteğimiz, mecliste bu konuları her zaman taşıyorsunuz. Her zaman üretenin ve çiftçinin yanındasınız. Üretime çok önem veriyorsunuz. Türkiye'nin geleceği üretimdedir. Üretimden başka çaremiz yoktur. Biz pandemide de ürettik. Hafta sonu da ürettik. Her zaman ürettik. Ama ürettiğimizi karşılığını alamıyoruz. Almamız için bizim piyasa koşullarında en yüksek fiyata ulaşmamız gerekiyor. Bakın kilosunu 40-45'e veriyoruz. Sigara olarak 10 gramını 300 alıyoruz. Kilosu yani hesapları 10 gramını 300 lira. Böyle bir şey olamaz. Üretirken stopaj ödüyoruz. %80 vergi ödüyoruz sigarada. Bir paket sigara 20 dal, 15 dalı vergiye gidiyor. Ama vergiden de pay alamıyoruz. Mısır çiftçisi, üzüm çiftçisi, ayçiçeği çiftçisi destek alıyor. Biz destek alamıyoruz. Tütün enteresan bir bitki diye, sanayi ürünü diye bize teşvik vermiyor devletimiz. Bilgilerinizi arz ederim Sayın Başkanım. Sevgili dostlarım, güzel bir iklim, güneşimiz var, sonbahar. İsterdik ki bu güzel ortamda, bu güzel atmosferde güzel şeyleri konuşalım, güzel şeyleri anlatalım.
herkesin mutlu olduğu, esprilerin havada uçuştuğu bir atmosfer olsun isterdik. Türkiye'de güllük, gülistanlık olsun isterdik. Toplantı yaptığımız yer, bir dönem bütün tokatların gurur duyduğu, binlerce insanın çalıştığı, alın teri döktüğü, evine helal ekmek götürdüğü bir yer. Burayı özelleştirdiler. O zaman ben milletvekiliydim ve buradaki özelleştirmenin hangi amaca geldiğini, hangi amaca hizmet ettiğini dilimin döndüğü kadar anlattım. Özelleştirdiler, tekrar fabrik olarak bulunacak dediler. Sonra şimdi burada bir enkaz var. Çalışan işçilerin tümü mağdur edildi. Cumhuriyeti kuranlar her fabrika bir kaledir demişlerdi. Evet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde her fabrika bir kaleydi. Çünkü her fabrikada üretim vardı, her fabrikada insanlar çalışıyordu, her fabrikada çalışan insanlar Türkiye'nin büyümesine, gelişmesine katkıda bulunuyorlardı. Sendika başkanı arkadaşıma şunu söylemek isterim. Sadece Tokat bir fabrika kaybetmedi. Geçmiş hükümetlerin kurdukları bütün fabrikalar satıldı. Bütün fabrikalar. Erzurum'undan Kars'ına kadar her yerde fabrikalar satıldı. Satılan fabrikalardan sonra bu daha mı iyi? Peki. Satılan fabrikalardan sonra binlerce insan mağdur edildi. Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, sevgili üreticiler, değerli Tokatlılar, şu soruyu sormak isterim. AK Parti hükümetinin kurduğu bir tek fabrika var mı? Bir daha söyleyeyim. 20 yılda AK Parti hükümetinin kurduğu bir tek fabrika var mı? Bir şeker fabrikası, bir çimento fabrikası, bir süt işleme fabrikası, neyse yani. Ne olursa büyüğünden küçüğüne bir tek fabrika kurdum Allah aşkına. Var olanların tamamı satıldı ve oradaki işçilerin tamamı mağdur edildi. Şimdi burada ne görüyoruz? Mısır'ı görüyoruz. Şeker pancarını görüyoruz. Tütünü görüyoruz. Yani bunu eken insanlar suç mu işliyor Allah aşkına? Bunu eken insanların alın terinin karşılığı neden verilmiyor? Neden bu insanlar mağdur ediliyor? Neden çiftçi bir anlamda toprağa küstürülüyor? Ekmesine ekiyor. Bereketli topraklar var. Alın terinin karşılığını ver. Taban fiyat açık diyorlar. Hangi taban fiyat? Taban fiyat açık diyor ama gelip almıyor. E almazsan kim alacak? Tüccara düşüyor. O da diyor ki ben bu fiyattan almam, daha düşük fiyattan alırım diyor. Elinde mısır açıkta bekliyor. Ne yapacak? Borcu var, harcı var, ailesi var. Geçindirecek. Lanet olsun diyor, götürüyor. Düşük fiyattan satıyor. Teslim ediyorsunuz. Yani açıklanan taban fiyattan hiçbir anlamı yok. Tam bir kandırmaca. Ama şunu söyleyeyim. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Bu fabrikanın hakkını sorma. Bana değil. Tokatlara düşüyor. Bütün Tokatlar desinler. Benim bu fabrikam ne oldu? Bu fabrikada çalışan binlerce işçi vardı. Onların evlatları vardı. Onlar okudular. Düğünlerini yaptılar. Çocuklarını askere gönderdiler. Helal para kazandılar. Ne oldu bu fabrika diye. Enkaz. Bir fabrika enkaza dönüşüyorsa Türkiye iyi yönetilmiyor demektir. İşin gerçeği budur. Bir fabrika enkaza dönüşüyorsa. Ama bütün bunlara rağmen ben umutsuz değilim. Bu milletin ferasetine, bu milletin hoşgörüsüne güveniyorum. Bir şekliyle yaşanan dramları bahara dönüştürmek mümkündür. Nasıl yapacağız? Allah nasip edecek. Seçim gelecek, sandık kurulacak. Başkan sen ve bütün işçiler, mısır üreticileri, şeker pancarı üreticileri, daha doğrusu ne ekiyorsa, ne biçiyorsa, kim çalışıyorsa, alın teri döküyorsa, alın terinin karşılığını alamıyorsa, demokratik yollardan bir ders vermesi lazım. Bu dersi verecek olan Tokatlılardır. Bu dersi verecek olan
efendim Karslardır, Erzurumlardır. Bu dersi verecek olan fabrikası kapatılan illerdir. Bitlis'te de sigara fabrikası kapatıldı. Bunu da biz biliyoruz zaten. Dolayısıyla kim kendi ülkesinin kalkınmasına değil de beşli çetelerin büyümesine katkı verdiyse bu milletin onlardan bir hesap sorması lazım. Demokratik yollardan. Bunu bekliyorum. Sayın Başkan, sizden de bekliyorum. Fındık üreticisinden de, şeker pancarı üreticisinden de, tütün üreticisinden de bekliyorum. Fındık dedim, şunun için dedim. Orada da taban fiyat açıkladılar. O da hikaye. Orada da fiyatı Ferrero belirliyor. Bir İtalyan firması taban fiyatı belirliyor. Düşük fiyat veriyor. Gel diyor, malını alacağım. Yoksa almıyorum diyor. Alıcısı yok. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Düzelteceğiz. Her şeyi düzelteceğiz. İyileştireceğiz. Yakında sandık gelecek. Göreceksiniz. Sandık geldiği zaman bir, hep beraber bir sandığa gideceğiz. Hep beraber bir sandığa gideceğiz. Yani efendim kızdım, bugün işte şöyleydi böyleydi, sandığa gitmiyorum değil. Hep beraber sandığa gideceğiz. Hep beraber oyumuzu kullanacağız. Türkiye içinde bulunduğu çıkmazdan çekip çıkaracağız. Türkiye'yi yetkin insanlara teslim edeceğiz. Üretimi destekleyen insanlara teslim edeceğiz. Alın teri döken insanların hakkını teslim eden insanlara Türkiye'yi teslim edeceğiz. O zaman Türkiye'nin büyüdüğünü göreceksiniz. Geliştiğini göreceksiniz. İşsizliğin nasıl yok edildiğini göreceksiniz. Her evde huzurun olduğunu göreceksiniz. İşsizlerin olabildiğince azaldığını göreceksiniz. Ve bir belli bir zaman dilimi içinde Türkiye'nin bölgesinde en büyük güç, en gelişmiş ülke olduğunu da göreceksiniz. Türkiye bunu yapmaya muktedirdir. İnşallah bunların tamamını yapacağız. Hepinize yürekten teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.